Merhaba, ben Mustafa Uğur Törner. Elektrik elektronik mühendisiyim. Proenerji Elektrik Danışmanlık ARGE şirketinin sahibiyim. Antalya'da Assim'de şu anda şirketimiz ve burada görev yapıyoruz. Şirketimizin merkezi burası. Enerji sektörüyle ilgili sahada yeni üretilmesi gereken çok fazla cihazın olduğuna, çok fazla ARGE'nin, inovasyonun olduğuna inandığım için ve bu düşüncelerimi hayata geçirmek adına 2020 yılında Proenerji Elektrik ARGE Mühendislik Danışmanlık firmasını kurdum. Proenerji firması hayallerini gerçekleştirmek üzere, ARGE fikirlerini gerçekleştirmek üzere, getirmek üzere kurmuş olduğu bir yapıdır. Bu yapı sayesinde şu anda Enerji Bakanlığı başta olmak üzere birçok resmi noktada projelerimiz var ve bunları hayata geçirmek için şu anda uğraşıyoruz. Bu noktada yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bir projemiz başlangıç aşamasında EPDK tarafından çok beğenildi ve finanse edildi. Yapılan bu finansman işleminden sonra bizler ortak olarak ekibimizle çalışabilecek bir çalışma ortamı, ofis arayışına girdik. Çünkü daha yeni kurulmuş olan bir şirkettik. Çeşitli çalışma yerleri aramak istedik. Kiralara baktık öncelikle. Kiralar çok çok ciddi meblağlardaydı. Bir de özellikle son enflasyon rakamlarından sonra bizler gibi yeni kurulan şirketler için gerçekten çalışma ortamı bulabilmek, bir ofis kiralayabilmek çok zordu. Daha sonra bir arkadaşım vasıtasıyla Assim'in varlığını fark ettim. Muratpaşa Belediyesi'nin bir yapılanması, inovasyon yapılanması. Assim'de bizi gayet güzel bir şekilde karşıladılar. Projelerimizle ilgili çalışma ortamını son derece esnek bir şekilde bizler için oluşturdular. Çok ciddi mentörlük desteği verdiler ve şirketimizi kurmuş olduğumuz Assim içerisinde geliştirmemizi sağladılar. Şu anda bir yılımız bitti ve birken proje sayımız yaklaşık 4 oldu. Ve bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem içerisinde, yani daha şirketi yeni kurduğumuz ve daha bir kazan sağlayamadığımız noktada ayaklarımız üzerine durabilmek için Assim'in ciddi bir katkısını gördük. Bilindiği üzere genellikle şehirlerimize üretilen elektrik enerji üretim santrallerinden, hidroelektrik santrallerinden gelmekte. Dolayısıyla şehir merkezine kadar elektriğin yol aldığı güzergah üzerinde yüksek bir kayıp yaşanmakta. Yani nasıl? Özellikle 36 kilovolt, yani 36 bin volt gibi seviyelere kadar elektrik yükseltilerek bizim evimizde kullanacağımız mahallelerimize kadar getirilmekte. Fakat bu süreç içerisinde 36 kilovoltluk olan elektrik yaklaşık 1000 volt, 1500 volt gibi hattın özelliğine göre belli bir miktarını kaybetmekte. Ve mevcut olan elektrik trafoya geldikten sonra 100 birimlik yaklaşık trafoya bir enerji miktarı giriş yaptığı zaman trafodan biz kayıpsız olabilmesi için yaklaşık 100 birimlik bir çıkış isteriz. Fakat bu hiçbir zaman böyle olmamakta. 100 birimlik bir enerji girişi olduğu zaman yaklaşık 98 birimlik, 97 birimlik bir çıkış olmakta. İşte bu aradaki 3 birimlik bu fark trafonun kendi çalışabilmesi için aslında ihtiyaç duymuş olduğu güç miktarı. Bu trafonun çekirdeği ne kadar büyük olursa, trafona kadar büyük kapasite olursa harcanan ihtiyaç duyduğu güç de, kendi çalışması için ihtiyaç duyduğu güç de bu kadar artıyor. Dolayısıyla düşük enerji ihtiyacının olduğu bir noktada mümkün mertebe talep edilen enerjiyle aynı değerlere yakın güçte trafo kullanmak bize enerji verimliliği noktasında ciddi karlar sağlıyor. Yaptığımız projeyle aslındaki amacımız bizim mevcut ihtiyaca yakın güçteki trafoyu sürekli halkımızın kullanımına sunabilmek. Mevcut sistem içerisinde baktığımız zaman özellikle çalışmış olduğum Antalya bölgesinde çok ciddi bir nüfus sirkülasyonunun yıl içerisinde gerçekleştiğini gördük. Özellikle yazlık bölgelerde mesela Çamyova gibi, Tekirova gibi, Belek gibi birçok yazlık bölgelerde yılın bir ayı, iki ayı çok çok ciddi yoğunluk olurken yılın diğer aylarında ciddi anlamda popülasyonun azaldığını gördük. Yüksek yoğunluğu kaldırabilmek için, nüfus yoğunluğunu kaldırmak için büyük güçteki trafoların tesis edildiği, fakat bu büyük güçlü trafoların yılın sadece 1-2 ayında olması gereken kapasitelerde çalıştığı, onun haricindeki yılın 10 ayında çok çok düşük doluluk oranlarında çalıştığını gördük. Tabii bu düşük ihtiyaca rağmen büyük bir trafo tesis edilmesi de, trafonun yüksek çalışması için yüksek bir güç sarfiyatına gerek duyması da bizler için, özellikle enerji verimliliğinin çok yoğun olduğu, çok önemsendiği şu yıllarda ciddi bir problem olarak gözüne çarptı. Benzer durumların yayla benzeri yerlerde de olduğunu gördük. Yayla yapılarında yılın bir ayında, bir buçuk ayında belki maksimum doluluk gösteren trafoların yılın diğer dönemlerinde gerçekten çok boş olarak çalıştığını ve yüksek güçle tesis edilmesinden dolayı trafolarında büyük güç kayıplarının gerçekleştiğini gördük. Bunu nasıl optimize edeceğimizi düşündük. Dedik ki biz en iyisi
trafodaki güç sarfiyatına neden olan çekirdek yapısını küçültelim. Gerekirse birkaç parçadan oluşturalım ve bizim ihtiyaç duyduğumuz güç aralığı neyse o aralıkta kendi kendine otomasyonlu bir şekilde çalışmasını sağlayalım. Böylelikle örnek olarak 100 kVA gücündeki trafoyu 4 tane 25 kW'lık parçalara böldük ve güç sarfiyatı 25 kW'ın altındayken sadece tek çekirdek çalışacak şekilde, ama güç sarfiyatı arttıktan sonra sırayla ikinci çekirdek, üçüncü çekirdek, dördüncü çekirdek devreye girecek şekilde bir çalışma silsilesi gerçekleştirmek istedik. Akabinde proje çalışmalarına başladık. Yaptığımız çalışmada şunu gördük. Konvansiyonel trafolarla yeni üreteceğimiz hibrit trafonun, yani birden fazla çekirdeğe sahip olan trafonun arasındaki fiyat farkının yaklaşık 8 yılda 9 yılda amorti olduğunu ve transformatörün 30 yıllık ömrü baz alındığında geriye kalan 22 yıl 23 yıl boyunca tüm ülkeyi ve devleti verimli elektrik noktasında kâra geçirdiğini gördük. Bu sebeple çalışmamızın üzerine daha fazla eğildik. Balıkesir Organize Sanayi'den BES Transformatörle Üretim Fabrikası'yla bir anlaşma yaptık. Projemiz EPDK tarafından kabul edildi. Şu anda 3 boyutlu çizimleri dahil olmak üzere tasarım noktasında devam etmekte çalışmalarımız. Fakat çeşitli deneyler ve testler, laboratuvar testleri yapılmakta kayıplarla alakalı. Yaklaşık 1 yıl sonrasında projemiz tamamen sonuç raporuyla beraber sonuçlanarak sahada pilot uygulama bölgesinde hayata geçirilecektir. Çalışma imkanları noktasında bize destek olan başta Muratpaşa Belediye Başkanımıza, daha sonrasında tüm ASİM ekibine çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü biz onlar sayesinde projemizi de belli bir noktaya gelebildik ve onlar sayesinde, onların da desteğiyle yeni projelere yelken açtık. Bu konudaki çalışmaları ve mentorluk noktasındaki yaklaşımlarından dolayı tekrar teşekkür ederiz hepsine.